Merhaba gençler, bugünkü dersimizde yeni konumuz olan çemberde uzunluk ve yay uzunluğunu işleyeceğiz. Şimdi başlayalım. O merkezi ve R yarıçaplı bir çemberin çevresini çevre eşittir 2 pi R formülüyle hesaplanır diyor. Şimdi bize burada verilenler ne ifade ediyor? İlk önce ona bakalım. Elimizde bir çember var. Çemberin merkezine O diyoruz. O merkezli. R yarıçaplı. R de bunun yarıçapı olarak bulunuyor. Bunun çevresini, yani şu siyahla gösterdiğim yerin uzunluğunu şöyle bulacağız. Çevre eşittir 2 çarpı pi. Pi'yi genellikle sorularda 3 alacağız. Hani pi yerine 3 yazacağız. 2 çarpı 3 çarpı r'miz. Yani işte yarıçap kaçsa, kısacası şöyle diyelim, 2 çarpı 3, 6 diyelim. 6 ile yarıçapı çarparak genellikle bulmuş olacağız bu çemberin çevresini. Bazı sorularda bunu pi 3 alın demeyebilir. Hani başka 3, 14 alın da diyebilir. Ama biz genellikle 3 alınacağı için pi'yi direkt 6 çarpı r olarak yazabiliriz. Burada ben pi'yi de bulabilirim. Ben size pi'yi şöyle demiştim. Pi çemberin çevresinin çapına oranıydı. Bakın şimdi şu çevre eşittir 2 pi r formülünü şöyle yazsam, çevre eşittir şimdi 2 çarpı r çarpı pi. Ya bunları çarparken yerini değiştirirsem bir sıkıntı olmaz. Şimdi 2 r bana neyi ifade ediyor? Şimdi r yarı çapsa, ben bunu 2 ile çarparsam bunun çapını bulurum. Bakın bir r de burada. Şuranın tamamı 2 r olur. O zaman buradaki 2 r benim çapı ifade eder. Şimdi ben bunu sağ tarafa düzgün yazarsam, çevre eşittir çap çarpı pi. Şimdi ben burada pi'yi bulmak istiyorum. O zaman pi'yi benim burada yalnız bırakmam lazım. Şimdi çap çarpı pi diyor. Benim burada pi'yi yalnız bırakmam için her iki tarafı çapa bölmem lazım. Çap, şuradaki çaplar sadeleşti. Geriye pi eşittir çevre bölü çap olarak kaldı. Bu da pi sayısının nereden geldiğini de görmüş olduk. Şimdi bizim bu 2 pi r formülüyle bulduğumuz bütün çemberin bütün uzunluğuydu. Yani 360 dereceye denk gelen uzunluktu. Şimdi bize şunu şöyle de sorabilir. Şimdi bize yine bir r yarı çaplı O merkezi bir tane çember verir. Ama şu x derecelik açı kadar uzunluğunu ister. Yani şuradaki çemberin uzunluğunu ister. Siz 2 pi r ile yaparsanız bunu tamamını bulursunuz. Ama burada sizden x açılık kısmını istiyor. Bunu da şöyle düşüneceğiz. Şimdi 2 pi r'yi bulduk. 2 pi r'yi bulduktan sonra, yani ACB yayını bulmamız gerekiyor. Buna denk gelen uzunluğu bulmamız gerekiyor. 2 pi r'yi bulduk. Bu da x bölü 360 şunu ifade ediyor aslında. Oran. Oranı ifade ediyor. Hani tamamında şu kadarsa, mesela buna 60 derece diyelim. 60 derecelik kısımda da şuna denk geliri söylüyor. Buradaki x'imiz, şuraya yazacağımız x, bizim buradaki açımız oluyor. Aynısını yapıyoruz. Sadece 2 pi r'yi gelip x bölü 360 ile çarpıyoruz. Bu da buranın oranını belirlediği için. İşte 360 da kaçsa 60 da kaç olur. Doğru orantı uygulayacağız. Bunların örneklerinden daha iyi anlarsınız. Şimdi ilk örneğe bakalım. Bu çözmüşler gerçi bunu. Yanda verilen 10 merkezli ve 10 santim yarı çaplı. Yarı çapı vermiş. Şu yarı çapımız R. Çevresini bulun diyor. Şimdi çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı R. 2 pi R. Şimdi 2 zaten sabit formülde. Pi'yi 3 alın demiş. Geldim pi yerine 3 yazdım. R de benim yarı çapımda. Geldim 10 diye yazdım. R'm 10 benim. 2 çarpı 3, 6. 6 kere 10'dan 60 geldi. Hatta 6 çarpı R olarak da yapabilirdiniz dedim ya az önce. Direkt yarı çapı 6 ile çarpın. Yarı çapımız kaç? 10 çarpın 6 ile 60. Bir daha 2 saat bunları yazmanıza gerek kalmaz. Eğer ama pi'yi 3 alınız diye bir not varsa, yoksa yapmayacaksınız böyle. 3,14 olarak alacaksınız. Şimdi bu 60 derece olarak söylemiştim şimdi. Az önce. Elimizde bir çember var. Yine bunun
yarı çapında 20 santim olarak vermiş. R eşittir 20 santim. Buna göre bu ABC yayın uzunluğunu bulun diyor. Şimdi ben bunun uzunluğunu bulurken şöyle düşüneceğim. İki yolu da anlatmış. Bence bu tip sorularda şu birinci yolu kullanmanız daha iyi olur. Çünkü şöyle. Şimdi ben buradan ABC yayını bulurken şunu hesaplayacağım. Şimdi bir kere 2 çarpı pi çarpı r'yi kullanacağım. Bu kesin. Yani 2 pi r bunun tamamının çevre uzunluğu. Ama bana sadece 60 derecelik kısmını soruyor. 60 derecelik kısmını bulurken de x bölü 360'da bunun formülü gelip yerine yazıyorum. Bunu sadece x bölü 360 ile çarpıyorum. Aradaki sadece şu çemberin şuradaki yayının uzunluğunu bulalım diye. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı 6 oldu. 20 de yarı çap. 6 120 oldu. 120 çarpı şurasının tamamı 120 oldu. Yani tamamının uzunluğu 120'ymiş. Tamamının çevre uzunluğu 120 santimmiş. Şimdi çarpı 60 bölü 360 diyeceğim. 60'a böldüm. 1. 60'a böldüm 6. Demek ki buradaki kesirimiz de 1 bölü 6 oldu. Direkt 120 çarpı 1. 120 bölü 6'dan 20 santim olarak istediğimiz yeri bulabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Bakın burada da oran mantığı var. Oran mantığı da şöyle. Şimdi ben 2 pi r diyerek bunun bütün çevresinin uzunluğunu buldum. Bütün çevresinin uzunluğunu da derecelik karşıladı 360 derece. 360 dereceye 120 santim geliyorsa 60 derecelik kısma kaç santim denk gelir? Bu şekilde bir doğru orantı yapabilirsiniz. Şöyle 120 bölü 360 ise 60 derecelik kısma kaç santim gelir? Burada içler dışlar yaparsınız. Sadeleştirirsiniz. X'in yine 20 olduğunu çok rahat bulursunuz. Şimdi bunlarla ilgili örneklere geçelim. Bunlarla ilgili ilerleyen örnekleri de bir sonraki ders çözeceğiz. Şimdi elimizde yarıçapı 4 santim olan bir çember var. Ben bunun çevresini nasıl bulacağım? Pi 3 alınız diyorsa artık ben 6 çarpı r yapabilirim çok rahat. R benim yarı çapımda. 6 kere 4. 24 santim diye tak diye buldum. Geldim ikinciye. Ben bunun çevresini nasıl bulurum? Pi 3 alınız dediği için 6 çarpı r işlemini uygulayabilirim. R sayım benim 5. Yarı çapım 5. Geldim r'yi yerine yazdım. 6 çarpı 5'ten. Bunun çevresi de 30 santim olarak bulundu. Pi 3 alınız demeseydi ben direkt normal çarpacaktım. Ama pi 3 alınız diyor genellikle de. 6 çarpı r olarak buluyorsunuz. Geldik şimdi yay uzunluğuna. Bana burada tamamını değil sadece şuradaki yayın uzunluğunu bul diyor. Şimdi pi 3 alın diyor. Yine çevreyi hesaplarken şöyle yapacağım. 6 çarpı r çarpı x bölü 360 formülünü kullanacağım. Şimdi 6 çarpı r'den r benim 10. Geldim onu yerine yazdım. Şurasını 60 buldum. 60 çarpı x'im kaç benim? Şuradaki dik işareti kaç dereceyi temsil ediyordu? 90. Geldim 90'ı da yerine yazdım. Sonra bunu çok rahat buldum. 90'a böldüm. 1. 90'a böldüm. 4. Demek ki benim şuradaki yay uzunluğum şöyle. Şunu ABC demem lazım. ABC yayının uzunluğu. Şöyle şuraya ok çıkarıyorum. ABC yayının uzunluğu da şöyle. 60 çarpı. Burada 1 bölü 4 kaldı. 1 bölü 4'e yazdım yerine 60 çarpı. 60. 4'e böldüm. 15 santim olarak şuradaki ABC yayını buldum. Benden tümünü isteseydi 60 santim diyecektim. Ama bana sadece 4'te 1'lik kısmını istiyor. Yani 60'ı 4'te 1'ini bularak şuradaki 15 santim olduğunu bulabilirim. Şimdi buradaki ABC yayına bakalım. Bunun olayı yine 6 çarpı R yapabilirim. R benim 8. Geldim yerine yazdım. Çarpı. X bölü 360 yazacağım. X'im benim. Yani şu 120 derecenin gördüğü yayı istediği için 120 derece seçiyorum. Bölü 360. Şimdi 6 kere 8. 48. Şurayı 120'ye böl. 1. 120'ye böl. 3 geliyor. 1 bölü 3 olarak. Buluyorum. 48.
çarpı 1 bölü 3 yapacağım. Buradan da istediğim cevap benim 16 santim olarak bulunacak. Aslında ikisinde de yaptığımız şey aynı. Bir kere bunun tamamını buluyoruz. Şu 2 pireyi kullanıyoruz bir kere. 2 pireyi kullandıktan sonra artık bizden kaçlık kısmını istiyor onu duruma göre bulacağız. Yine bu sefer çevresini vermiş. Yarı çapını istiyor ve pi'yi 3 alın diyor. Şimdi ben bunun çevresini normalde çevre eşittir pi'yi 3 alın dediği için 6 çarpı r olarak bulabilirim. Ve benden burada r'yi istiyor. Yarı çapı istiyor. Bana çevreyi vermiş, yarı çapı vermemiş. O zaman çevre yani 18 eşittir 6 çarpı r olarak bulunuyor. Ve ben 6 ile yarı çapı çarparak 18 bulurum. Yani 6 ile kaçı çarparsam ben 18 bulurum. 3. 18 bölü 6'da. Aynı şekilde buna da uygulayacağız şimdi. Çevre eşittir 6 çarpı r. Şimdi çevreyi vermiş soruda. 42 yazdım yerine. 6 çarpı r'yi de yazdım. Tabii benden yarı çapı istiyor ya. 6 ile yarı çapı çarparak ben 42 buldum. R kaç olur o zaman? 7 olur. 42'yi 6'ya bölerek 7 olarak bulurum. Bu derslik bu kadar. Diğer dersimizde de bunlarla ilgili örneklere devam edeceğiz. İyi günler.